Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-Babu Thalithu. If'avvela, yef'avvilu, if'ivvalen. Mevzunuhu, iclevveze, yeclevvizu, iclivvazen. Evet, sülasi mezitlerin üçüncü nev'ün üçüncü babına geldik. Demiştik, üçüncü nev toplamda üç harf fazlalaşıyor ve dört babtır. Üçüncü baba geldik. Üçüncü bab, if'ivvalen babıdır. If'ivval babı. Demiştik, bablar mazdarlarıyla isimleniyor mezitlerde. Bunun vezni ise... Üçüncü babın, yani if'ivval babının vezni ise if'avvele, yef'avvilu, if'ivvalen şeklindedir. Buna karşılık gelen, yani mevzunu ise iclevveze, yeclevvizu, iclivvazen şeklinde geliyor. İclevveze, if'avveleye karşılıktır. Yeclevvizu, bu da yef'avviluya karşılıktır. İclivvâzen, bu da if'ivvâlene karşılıktır. İclevvâzen fiili madidir. Manası süratli bir tempoyla yürüdü. Süratli yürüdü yani. Yeclevvizu süratli yürür. İclivvâzen, bu da mastar gayrimimidir. Süratli yürümek anlamını ifade ediyor. Bu if'ivval babı, bunun mazdarı bazen if'ivval şeklinde de geliyor. If'ivval, yani icli'vazen, bu şekilde de gelmiştir. Vakat ca'e, bakın yazmışız. Vakat muhakkak ki ca'e gelmiştir. Fi mazdarihi, bunun mazdarında şu şekilde de gelmiş. İcli-ve-zen. Bu şekilde gelmiştir. Kefevde geçiyor. İcli-ve-zen. Hani o da icli-ve-zendir ya. O birinci vav, hani sakin makabli keseli olduğu için vav'u ye'ye çevirmişler. O yüzden icli-ve-zen şeklinde de bazen gelmiştir yani. Karşımıza bazen bu şekilde de çıkabilir. Evet. Daha alametine geçmeden kendimiz şurada hemen alametini çözmeye çalışalım. Bakıyoruz, bu cim faul fiildir. Bu lam aynül fiildir. Buradaki zel harfi de lamül fiildir. O zaman başta bakıyoruz ki hemze ziyadeleşmiş. Bu faul fiil, bu aynül fiil. Bak, aynül fiil ile lamül fiil arasında da şeddeli bir vav ziyadeleşmiş. Yani şeddeli vav demek iki tane vav harfi demektir. O zaman alametini şöyle diyebiliriz. Başta hemzenin aynül fiil ve lamül fiil arasında iki tane vavun ziyadeleşmesiyle madisinin altı harf üzerine olmasıdır. Bakın, bir, iki, üç, iki tane vav etti beş, bir tane zal etti altı, madisi altı harf üzerinedir. Evet. Alametine geçelim. Ve alametuhu, üçüncü bab olan if'ivvel babının alameti en yekune olmasıdır. Madihi, bu üçüncü babın madisinin olmasıdır. Yani fiili madisinin olmasıdır. Ala sitteti ehrufin, altı harf üzerine olmasıdır. Madisinin altı harf üzerine olmasıdır. Tabi madisi nasıl altı harf üzerine olmuş onu anlatıyor. Biziyadetil hemzeti, hemzenin ziyadeleşmesiyle, yani hemzenin fazlalaşmasıyla fi evvelihi, başında. Yani bakıyoruz ki başta hemze ziyadeleşmiş. Bir de vel vaveyni, iki tane vav ziyadeleşmiş. Çünkü şeddeli vav demek iki tane vav demek. Vel vaveyni, iki vav ziyadeleşmiş. Beynel ayni vel lami,
aynül fiil bir de lamül fiil arasında iki tane vav harfi ziyadeleşmiş. Evet, toplu mana yapacak olursak şöyle diyeceğiz o zaman. Üçüncü bab olan if'ival babının alameti başta hemzenin aynül fiil ve lamül fiil arasında iki tane vavun ziyadeleşmesiyle madisinin altı harf üzerine olmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Üçüncü bab olan if'ival babının alameti başta hemzenin aynül fiil ve lamül fiil arasında iki tane vav harfinin ziyadeleşmesiyle madisinin altı harf üzerine olmasıdır. Bunun binasına geçiyoruz. Diyor ve binauhu eydan limübalagati lazimi. Liannehu yuqalu celezel ibilu ize sarat seyran bi sur'atin fil cümletin. Ve yuqalu iclevvezel ibilu ize sarat seyran bi ziyadeti sur'atin. Ve binauhu üçüncü bab olan if'ival babının binası yani yapısı eydan yani mislü masabaka önceki gibi. Bu eydan Türkçe'de de bunu kullanıyoruz. Hani aynen diyoruz ya aynen. Yani bir önceki gibi. Yani Arapçada eydan ifadesi kullanılır. Eydan. Yani aynı şekilde bir önceki bab gibidir bunun binası. Bir önceki babın binası neydi? لِمُبَالَغَةِ لَازِمِ Lazimi fiilin mübalağasının çokluğu içindi. Bu da aynı şekilde lazimi fiilin çokluğu içindir. Birinci bab if'i'al babı yani i'şevşebe, i'şevşeb, i'şişeben. Onun da binası hani nasıl ki lazimi fiilin mübalağası için geliyordu. Bunun da aynı şekilde binası lazimi fiilin mübalağası için geliyor. Niye lazimi fiilin mübalağası dediğim? لِأَنَّهُ اُهُدْ شَنْ yani durum bildiren damirdi. Damir şen diyoruz buna. لِأَنَّهُ شَنْ yani şöyle bir durum var. يُقَالُ denilir ki جَلَذَ الْاِبِلُ جَلَذَ hafif tempo ile yürüdü. الْاِبِلُ develer. Develer hafif tempo ile yürüdüler. Evet. Ne zaman جَلَذَ الْاِبِلُ ifadesi kullanılır? اِذَا ne zaman ki sarat o develer yürüseler. Bazı nuskada sara buta yoktur. O nuskayı düzeltelim. Sarat buradaki gibi yapalım. Bu doğru olandır. Diğer şekli yanlıştır. Çünkü bu damir cem'e döndüğü zaman illaki menes olması lazım. Cemler dönen damir menes olması şarttır. İze sarat İze ne zaman ki sarat yürüseler o develer seyran yani öyle bir yürüme ki bi suratin süratli bir yürümeyle yürüseler ama fil cümletin hafif bir tempo ile fil cümleti az yani az süratli az sürat ne demek yani hafif bir tempo ile yani ya hafif tempo ile yürüdüklerinde celezel ibilu ifadesi kullanılır. Evet, develer hafif bir tempoyla yürüdüklerinde celezel ibilu ifadesini kullanıyoruz. Ve yukalu denilir iclevvezel ibilu iclevveze bu sefer hafif tempo değil. Yani böyle önceki yürümeden daha biraz süratli bir şekilde yürüdü el ibilu develer. İclevvezel ibilu ifadesi ne zaman kullanılır? İza ne zaman ki sarat yürüseler yani o develer yürüseler seyran öyle bir şekilde öyle bir yürüme ki bi ziyadeti suratin yani fazla süratli yürüdüklerinde fazla süratli ne demek? Ey bi ziyadeti suratin fevka seyri levali önceki yürümenin daha hızlı bir versiyonuyla yani fazla süratli yürüdüklerinde İclevvezel ibilu ifadesi kullanılır. Evet. Böylelikle
sülasi mezitlerin üçüncü nev'unun üçüncü babında bitmiş olduk. Geldik dördüncü bab, yani sülasi mezitlerin son babı ve üçüncü nev'un de son babı, aynı zamanda dördüncü babı. Oraya geldik. Onu da inşallah bir dahaki dersimizde işleyelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.